Ömer. Kendine dikkat et, ne olur. Beni düşünme sen. Esas sen kendine dikkat et Ceylan. Bak bakayım yüzüme. Ben iyiyim. Biliyorum bu son gurbete gidişin. Son. Bu son. Tam binmeden vereyim dedim. Ömer bu çok güzel. Yakıştı mı? Yakışmaz mı? Çok yakıştı. Karam. Çok teşekkür ederim. Lütfen dikkat. Son çağrı. Trenimiz hareket etmek üzeredir. Vakit geldi. Sarılırsam bırakamam. Hoşça kal canım hiç. Ceylan. Aman yine haber gelmiş dostun elinden. Çok seviyorum seni. Ben de seni çok seviyorum. Çok. Burada sen varsın. Fotoğraflar, mesajlar akıyor resmen. Özledin değil mi? Ne özledim? 6 ay oldu. Ama olsun varsın. Şurada 2 ayımız kalmış. Abla 2 ay kaldığına eminsin değil mi? Sonra günleri sayarken falan bir karışıklık olmasına. Sen çok konuşmasan mı acaba? Al bakalım şu pilava. Hadi sofraya. Eline sağlık Ceylan. Afiyet olsun kuzum. Allah'ım bir günde başka bir şey yesek ya. Valla patates yiye patatese döndüm. Kızım o ne biçim laf öyle? Önce önündeki nimete bir şükret. Yok anne, düşken yemeği değil de kendi patatesliğini diyor bence. Ya ben seni yerim. Seni böyle buradan gıdıklaya, buradan gıdıklaya, buradan gıdıklaya, gıdıklaya yerim.
Yapma. Hamza? Bu Elvan ablan mı? O mu? O. Çok şükür ablamı söndün. Ablam, bak. Yavrumuz geri döndü. Çok şükür. Çok şükür döndü ya. Çok özledik. 10 senedir biz senin yollarını özledik. 10 sene şu kapıdan girdiğimiz her gün dua ettik yavrum. Çok aradım ben yavrumu, çok aradım. Çok aradım, çok aradım. Babam yapma. Bak ablam geri döndü. Ne halde döndü baksana kızım. Döndü ama baba canı döndü. Benim bir ablam daha mı var baba? Ceylan neredesin be güzelim? 100 kere aradım seni. Buradayım, buradayım. Bu akşam ne oldu bir bilsen. Ne oldu? Ablam döndü. Onca yıl sonra ablam döndü. Ne diyorsun? Gözün aydın. Ya gözünüz aydın. Hala inanamıyorum. Biraz kötü gibiydi ama. Nasıl kötü? Yani onca sene sonra görünce bir ne yapacağımızı bilemedik. Ceylan iyi misin? Geleyim mi? Bir şeye ihtiyaç var mı? Yok Ömer'im yok. Biz iyiyiz merak etme. Hele ablam döndü ya. Çok daha iyiyiz. Tamam bak bir şey olursa mutlaka bana haber veriyorsun tamam mı?
Tamam karam. Hadi sen yat artık. Yarın erken işin vardır. Rüyama geleceksen yatayım. Gelirim. Sen gelecek misin? Bakacağız artık. Ömer. Ben de seni çok özledim. Ceyran gözüm ben. Anne. Ne oldu? Ceylan kızım. Hı. Ayşe'ye çok dikkat etmemiz lazım. Tabii ki annem. Merak etme sen. Hadi gel ablamın yanına gidelim. Hadi gel gidelim. Geldi. Ablamın peşinde birileri olmasın sakın. Kızım Allah korusun. Dur ben bakarım. Gündür abla. Aytun. Ay bugün iş vardı. Cık, ay. Baba sen dur ben bakarım. Dur gitti işte hiç. Annem gidemeyince ben gideyim dedim. İyi tamam Ceylan. Senin bir sesin düştü ama. İstemiyorsan gitmeyeyim. Yok sonuçta Gündür anne çalışacakmış. Kötü bir yer değildir herhalde. Sen yine de haber ver bana tamam mı? Tamam tamam sen merak etme. Benim şimdi çıkmam lazım ama. Öpüyorum çok. Tamam. Vallahi yaktınız beni ha. Hatice abla niye yakalım? Annem hasta biliyorsun ne yapsın? Beni denerler beğenmezlerse iş almazlar. Ay kız olur mu öyle şey hiç? Feril Hanım bu. Elini kimseye denemeden sokması. Hem Gündür ablayı da daha önce böyle evlerde çalıştı falan diye yani. Bak ben gelmeyeyim istiyorsun. Kız yok. Kadının akşama daveti var. Parça var beni. Vallahi yürü hadi yürü. Yapıyoruz iş. Ben de onu diyorum abla. Ben adamları geri çeviriyorum. Sen lansmanı onlara veriyorsun. Evet çünkü öyle uygun gördüm. Şirket benim şirketim. Ha, senin. Senin şirketin. Her şey senin. Bu ev de senin. İçindekiler de senin. Bu da senin mi? Ha? Al bakalım. Sen kimsin? Ben Aytun ablayla çalışmaya gelmiştim. Aytun nerede? Size bakmak için. Hah, bir tanesi daha gelmiş. Bakalım bu hangi cins çıkacak? Melis. Sus artık sen iyice deli gibi bir şey oldun çıktın başıma. Sorumlusu kim acaba? Sen değil misin? Melis. Sen laf mı dinliyorsun orada? Hı? Bana bak. Seni mimledim küçük sinsi. Kaçmak istiyorsan şu anda en doğru zaman. Yoksa diğer kızlar gibi sen de bir gün... Melis! Yeter sus dedim. Rezil ettin bizi. Aytun neredesin sen? Kim bu kız? Feril Hanım şöyle ki... Çıkın dışarıda bekleyin. Çok affedersiniz. Melis dikkat et.
Seni tekrar o kliniğe kapatmama çok az kaldı. Sen de dikkat et abla. Benim de yapabileceğim şeyler var. Unutma. Ben Meysa'nın asabı bozuk bu aralar. Haftanın 5 günü bunalımda kendisi. Ben ne yaptım ki bu bana sinsi minsi dedi? Aman beni sindirindedir. Esas mesele Feryal. Ha şimdi bu kızgınlıkla seni işe alsın da. Sen bir hanım gelecek demiştin, referansı da vardı. Gülnur abla, kendisi rahatsızlanınca Ceylan geldi Feryal Hanım. Kızı. Ama merak etmeyin, Ceylan daha iyi yemek yapar. Yani bugünlük mü çalışacak sadece? Yok, hayır. Annem bir süre gelemeyecek. Kaç yaşındasın sen? 24. Akşam çok önemli bir davetim var. Ben de o yüzden getir dedim işte. Çok geç kalıyorum. Tamam neyse deneyelim. Biliyorsun akşam tarlanın konukları var. Bir liste vermiştim sana. Ya, burada efendim. Eğer beceremeyeceksen şimdiden söyle çünkü son dakika zor durumda kalmak istemiyorum. Merak etmeyin. Ve eğer ihtiyaç olursa serviste ve temizlikte de Aytül'e yardım edeceksin. Tabii. Aytül, senin anlamanda bir bozukluk mu var? Hı? Genç bir kız istemiyorum demedim mi ben sana? Dediniz. Dediniz ama. Ben bu işi sana emanet etmekle çok büyük bir hata ettim Aytül. Çok. İsterseniz hemen gönderelim kızı. Ha? İstemez. Bu kaçıncı? Ben şirkete bile daha kolay eleman buluyorum. Neyse. Bir deneyelim. Tamam hanımım. Bir öğrenemedin şunu değil mi? Hı? Hanımım ne? Özür dilerim efendim. Girişmiş yine ben. Ne yapayım Aytül abla, listeye baksana. Bak Ceylan, bu evin işim işi çoktur ama eğer Feryal Hanım'ın gözüne girersen paranın neyini günü gününü öder. Bana da bir şey yaparsın artık. Yani ben dedim, Feryal Hanım dedim, yazık dedim, kızı işe alın dedim. Dedim yani. Sağ ol Aytül abla. Teşekkür ederim. Ceylan, bana şu dolaptan kinoya versene. Bak şu sondaki. Sen ne yapıyorsun ki öyle? Ay, Taylan Bey'in kahvaltısını hazırlıyorum. Çarşamba günü menüsü. Bak oradaki listede de yazıyor zaten. Tamam. Hı? Bu Taylan Bey hasta mı? Ay yok, hasta değil ya. Titiz. Ama hasta gibi titiz. Obsesif. Obsesif mi? E neyse ne. Yakar geçer işte. O kadar. Anne, ablam hep böyle uyuyacak mı? Kızım sen niye çıktın odadan? Elvan ablamı merak ettim. Kuzum, yerim ben seni.
biraz yorgun uyuyor. Hadi gel biz odaya geçelim. Anne, ablamın yüzü çok kötü olmuş. Çok üzüldüm. Ay, üzülme yavrum, üzülme. Düzelecek Allah'ın izniyle. Dayak mı yemiş? Yok yok. Düşmüş abla. Hadi sen bana şimdi şöyle güzel bir resim yap. Bir ev yap, bahçe yap güzel bana. Hadi benim için bir resim. Tamam mı benim kuzum? Tamam mı? Hadi aferin kızım. Kızım, ben sana ne dedim? Ayşe'yi niye salıyorsun ablanın yanına? Ya anne fark edemedim. Fark edemezsin tabii. Gömmüşsün kafanı böyle deve kuşu gibi telefonun içine. Anne. Ya ben anlamadım ki. Ne bu tavırlar yani? Neyi anlamıyorsun kızım? Neyi anlamıyorsun? Neden Ayşe'yi bu kadar sakınıyoruz ki ondan biz? Canım. O küçücük bir çocuk işte yani. Şey... Ablanın durumuna şey etmesin diye yapıyoruz biz. Ablamın durumuna ben de üzülüyorum anne. Beni de saklayın o zaman. Rit bir şey. Ceylan, kahvesini sonra alacakmış. Kim? Taylan Bey. Tuvalindekiler ne? Bunlar hiçbir şey değil. Esas ganimet içeride. Ne ganimeti? Aytır abla bir şey söylesene. Hani bakıyorsun öyle. Bunlar abla kardeş haftada bir gardırop değiştirirler. İşte fazlalıklarını da bana veriyorlar. Sonra internette bir tane site var. Ben de oraya koyup satıyorum işte ne var? Yok artık. Gerçekten mi? Evet. Gel sen de bak. Hem bana yardım edersin. Gel. Bunlar bana küçük geliyor. Bunları sen giyeceksin. Ben de fotoğrafını çekeceğim. Aytür abla olur mu hiç öyle şey? Ben böyle fotoğraf koyar mıyım? Ay yüzün görünmeyecek ki. Yok. Olmaz. Böyle işte ana. Sen birine yardım etmek için işini tehlikeye at. O senin için bir elbise bile giymesin. Aytül abla. Kavanoz dipli dünya işte. Gönül koyma mı lütfen? Benim işim hep böyle. Kimse Aytül ne derdin var demez. Tamam. Tamam madem o kadar çok istiyorsun. Vallahi kız. Evet ama bak kesinlikle yüzüm görünmeyecek. Kesinlikle yüzüm falan görünmeyecek. Bak şimdi. Hangisi? Evet bu. Sen şimdi bunu gidip giyip geliyorsun. Ben de seni burada bekliyorum tamam? Tamam. Çekseydik bari. Yok yok. Şu ikisini burada çekelim. Kalanını mutfakta çekeriz. Yalnız bak şimdi. Şu ayakkabıyı da giy gel. Gel otur şöyle. Bakalım. Zat. Bir de şunu geçir. Tamam. Ama o kolyeyi çıkar görünmesin. Hadi. Dur bir dakika şurada. Şu saçını da bir top. Ama hadi Ceylan hadi bir topla şu saçını da. Allah, hadi ama. Dur. Bak yüzüm görünmüyor değil mi? Hiç görünmüyor. Dur. Aman. Ne oldu? Şarjı bitti bunun. Hadi dur.
İçeride bunun şarj şeysi var. Ben hemen alıp geleyim. Bir dakika bekle beni. Bekle tamam, bekle. Hadi bak biri gelecek şimdi. Toplama. Dağınık daha güzel. Erkencisin. Anlamadım. Diyorum ki çok oldu mu geleli? Bana haber vermediler. Yok siz beni başkasıyla karıştırdınız. Cenk'in arkadaşı değil misin sen? Yok ben yine... Taylan Bey çok... Aytül misafirimize bir kahve yap. Bana eşlik edecek. Taylan Bey, bir yanlış anlaşılma var. Ceylan bizim misafirimiz değil, mahalleden. Ceylan bu sabah bizim mutfakta çalışmaya başladı. Ben anlatmaya çalıştım ama. Evet ve bu kıyafetleri de hatta Feryal Hanım verdi bana bunun eskilerinden. Bildiğin Cinderella yani. Doğru zamanlama ama. Bugün bizim balonumuz var sayılır. Değil mi Aytül? Ben de sizin mahallede hep senin gibiler var sanırım. Aytül abla bittiyse ben değiştireyim. Dur bakalım. Olmuşsun sen böyle. Bugün bizimle takılıyorsun. Yok teşekkür ederim. Merak etme. Aytül serviste boşluğunu aratmaz. İstemem dedim. Para istiyor. Ya Allah aşkına bir şeyler söyle. Nerede olduğunu bilmiyorlar anladığımı. Öyle mi kızım? Konuşmayacak mısın kızım? Hiçbir şey anlatmayacak mısın? Hiçbir şey söylemeyecek misin anana? Aytül abla. Taylan Bey ne biçim konuşuyor öyle? Ya var Ceylan. Adam espri yapıyor. Ay sen de buluttan niye mi kapıyorsun be güzelim? Ben sevmem öyle şey. Ömer bu ukalayı duysa ne yaparsan biliyor musun? Ay ama büyüttün ya Ceylan. Taylan Bey seni böyle şıkır şıkır güzel güzel görünce arkadaşı falan sandım. Ceylan. He. Resimleri çıkışta çekeriz değil mi? Ay Tül abla ben ne diyorum sen ne diyorsun ya? Ay Ceylan dur. Sen şimdi böyle ilk gün diye gerildin. Ben mi gerildim? Evet sen gerildin.
Sen şimdi bekle, bir dur. Ben Taylan Bey'in kahvesini verip hemen geliyorum. Bekle sen beni, tamam? Aytül abla. Taylan Bey, bırakıyorum böyle kahvenizi. Aytül, yeni kız da seninle birlikte servise çıksın. Bir de kül kedisi halini görelim. Siz nasıl isterseniz Taylan Bey. Yıkanmak ister misin kızım? Banyoyu da hazırladım. Hem üstünü de değiştirirsen. Hayat denen sonsuzluğun karşısında bir çocuk düşe kalka büyürken kalkamayız bir çoğumuz. Hayat denen sonsuzluğun karşısında bir çocuğuz düşe kalka büyürken kalkamayız bir çoğumuz. Bu hayat böyle mi olur? Düşen hep yerde mi kalır? Gün olur belin doğrulur. Kim olacak belli mi olur o? Biraz canın yanar, düştüğün yerde doğrulur, başlar yine ilk adımlar. Ama bitmez yolculuklar, belki biraz canın yanar, düştüğün yerde doğrulur, başlar yine İlk adımla. Bu hayat böyle mi olur? Düşer hep yerde mi kalır? Gün olur belin doğrulur. Kim olacak belli mi olur o? Bu hayat böyle mi olur? Düşer sana seslenip duruyorum. Dışarıda Taylan Bey'in misafirleri vardı Melis Hanım. Onlarla ilgileniyordum. Bana bir Long Island hazırla. Taylan Bey'in misafirleri de bekleyiversin biraz. Hangi birine yetişeyim yani? Ceylan, sen şunları dışarı çıkar. Ben şunu longunu yapayım. Hadi, 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 hadi canım, hadi. Taylan, el salla. El salla. Ebru, bir kere daha söylemeyeceğim.
Çekme beni. Çekme. Ne oldu Taylan Bey? İncileriniz mi döküldü? Kedisi. Bırak onları da bize katıl. Yok sağ olun. İkinci kez reddediyorsun beni. Üç olmasın. Ne yapıyorsunuz? Bırak kuyruğunu, bırak. Misafirlerimin yanında kalbimi kırarız. Bırak kolumu. Şş, sakin ol. Sakin ol. Bırak kolumu. Sakin ol. Bırak dedim, bırak! Sakin ol. Sakin. Sakin. Ne yaptın sen? O herif burada kan çıkarmadığıma dua etsin. Ya kızım sen manyak mısın ya? Ben Pıtır için bin bir güçlükle seni bir işe sokuyorum. Sen kalkıp ne yapıyorsun? Aytül abla sus. Sinirimi senden çıkaracağım şimdi. Nerede dedim? Gitti. Nereye gitti bu? Taylan Bey kötü olunca herhalde koşarak. Git getir şunu. Nasıl getireyim Taylan Bey? Koş peşinden. Getiremiyorsan da bir daha geri gelme. Defol.
neler gördüğümde hayal kuruyorum biliyor musun? Ne hayaliymiş o? Hayal işte. Ha böyle ev, evlilik falan mı? Aman aman aman, hiç, ben hiç düşünmüyorum. Ömer. Güzelim benim. Benim seninle evlenmekten başka düşündüğüm bir şey mi var? Ben niye bu betellerde çalışıyorum? Gel bakalım şuraya. Olur mu ki? Olur ama gel. Gel. Değil tabii ki. Neymiş? Söyle o zaman. Kapat gözlerini. Hadi. Şimdi buranın duvarlarını maviye boyarız. Bütün pervazları da beyaza. Buraya da bir tane masa koyalım. Ama büyük bir masa. Sen, ben, bizimkiler, hacı annem. Hepimiz etrafında yemek yiyoruz, görüyor musun? Bilmem. Buraya da senin istediğin gibi koltuklar. Ama küçük küçük çiçekler olsun içinde, o zaman çok daha zarif. Ben başımı senin kucağına koymuşum. Yok. Ben başımı senin dizlerine koyacağım. Burası da bizim odamız olsun. Orası zaten hacı annenin odası. Diğerleri de çocuklar için. Yani pencerelerin kenarlarına da saksılar koyarım. İçine çok güzel sardunyalar ekerim. Ceylan'ım. Canımın içi. Çok kaptırdın değil mi kendimi? Kaptır tabii. İki dakikada yuvamız yaptım bu evi. Allah izin versin. Söz veriyorum sana bu evi alacağım. Ama ben sadece göstermek istemiştim. Yapma böyle Ömer, ne olur. Tabii canım, sen hiçbir şey ister misin? İsterim. Ne istersin? Ben sadece seni isterim Ömer. Başka da bir şey istemem. Ebru'nun paylaştığı videoyu gördün mü? Görmedim. Al bak. Viral olmak üzeresin oğlum, haberin olsun. Zannediyorsun telefonunu, ha? Kızın eline yıllar sonra bir koz geçmiş, elbette kullanacak. Sen de az süründürmedin o kızı peşinde. Ben o kozu ona yedirmesini bilirim. Aytül!
Bravo Taylan. Aytül'den de olduk sayende. Feryal hanımefendilere de açıklarsın artık durumu. Uğraşamayacağım şimdi seninle. Elvan'ım. Saatler olsun kızım. Kardeşinin kıyafeti ne güzel de yakışmış kızıma. Saçını tarayayım mı kızım? Anlat. Bunca yıl neredeydin? Ne yaptın? Biz hiçbir şey bilmiyoruz ki. Sen nasıl istersen yavrum. Ama ne zaman anlatmak istersen ben buradayım. Erol. Hayırdır? Portlak görmüşe döndün. Yok, sen bu saatlerde gelmezsin de. Kendi dükkanıma ne zaman geleceğimi sana mı soracağım? Sen beni yanlış anladın ya. Nerede bu paranın kalanı? Hepsi oradaydı. Doğru dürüst iş yapmıyor musundur? Nedir? Milletin ayağı kesildi iyice. Ayıp oluyor ama Erol. Rahmetli babamın hatırı olmasa. Neyse. Ben kaçtım.
Birol. Hı? Senden bir şey isteyecektim. Ya biraz sıkıntım var. Ben bugün izin yapsam. Bak, ayakkabılar. Millet senin keyfini mi bekleyecek? Acil olanları ben götürüp evde yaparım. İyi iyi. Ne halin varsa gör. Birol. Ya geçen haftadan benim bir alacağım var ya. Onu isteyecektim. Dünya kadar ödemem var benim zaten. Birol, çok ihtiyacım olmasa söylemem zaten. Eli boş gönderme beni. Bu defalık böyle olsun. Ama bu dükkan para kazandırmıyor artık. Sen de ona göre ayarla kendini. Aslında sana durumu böyle kuru kuru anlatmazdık, izlettirirdik ama Taylan telefonumu kırdı. Olacak iş değil. Büyütülecek bir şey yok. Nasıl yok? Kim olduğuna bakmadan sana nasıl tokat atar hem de herkesin arasında? Hiç canım, karşında Taylan Tambay var senin. Öl dese öleceksin. Aytül. Aman Aytül de gitti zaten. Arayın gelsin. Efendim? Arayın gelsin dedi. Kızı da getirsin yanında. Oo, Taylan Bey. Tokatın şok etkisi hala devam ediyor herhalde. Tam tersi teyzeciğim. O kız bu eve gelecek ve attığı tokatın hesabını verecek. Taylan. Ben o kızın çekip gitmesine izin vermem. Taylan, senden rica ediyorum. Hiçbir şey etme boşuna Feryal'cığım. Ablacığım, oğlunu duydun. Hadi ara Aytül'ü de, kızı da alsın gelsin eve. Melis, böyle olacak iş mi bu? Sen getirdin oğlunu bu hale. Şimdi ne olacak biliyorsun. Kız gelecek, yalvaracak. Taylan'da merhamet edip etmeyeceğini düşünecek. Sonrasında da... Melis, yeter. Devrilsin inşallah. Annem kapat şu konuyu ne olur. Bak ben Ömer'i bile aramadım sesinden anlar diye. Sen de kimseye söyleme olur mu? Ay tövbe kızım söyler miyim hiç? Oo, babam neler almış. Elvan'ı Ayçure'ye almış, gördün mü? Gördüm, gördüm. Çocukken de alırdı hep. İlk göz ağrım diye severdi. Baba kız bir daha birbirlerine sarılırlar mı dersin Ceylan? Sarılacaklar tabii annem. Sen bak da gör. Dur ben şunları ablana götüreyim. Sabah da pek bir şey yemediydi. Kadar aç açına durma diye getirdim. Bak, baban sana Ayçöre almış. Kızım. Ayçöre elim kandıracaksınız beni. O ne biçim laf öyle yavrum?
biz de iyi ol diye çırpınıp duruyoruz işte. Siz benim için hiçbir şey yapamazsınız. Bitti, kapandı o dava. Öyle deme yavrum. Öyle deme. Sen bizim ilk göz ağrımızsın. Yavrumuzsun. Evladımızsın. Sen gittiğinden beri bu evin orta yerine bir ateş düştü. Yaktı, kavurdu bizi evladım. Benim içime düşen ateş bana ne yaptı? Siz onu biliyor musunuz? Hı? Keşke. Ben çok keşke dedim. Çok istedim kendimi canıma kıyayım ama... Tövbe de. Tövbe de yavrum. Tövbe de. Tövbe de. Olmadı, yapamadım işte. Elvan. Biz seni çok aradık. Çok aradık. Öyle çok aradık ki. Baban seni bulmak için varını yoğunu kaybetti ama... Olmadı işte, olamadı. Biz bulamadık seni. Bulamadık. Buldunuz işte şimdi. Bak. Bak da bana bir söyle. Ne kalmış benden geriye? Ayşe. Sen de Elvan ablamsın. Bunu sana getirdim. İlaç. Ağrın geçsin diye. Bunu içersen iyi olursun. Doktor verdi. Ben de bir keresinde hasta oldum. Her yerim çok ağrıdı ama bunu içtim, düzeldim. Hadi sen de iç. Elvan abla, iç hadi ne olur. Sen beni rahat bırak sana! Çık dışarı! Defol git! Rahat bırak beni! Çık dışarı! Ne yapıyorsun sen? Gel güzelim. Küçücük çocuk o. Ben bir şey yapmadım. Biliyoruz kuzum, biliyoruz. Ne oldu kızım? Müjgan annemleri de alçık. Gel. Bir kere daha Ayşe'yi üzersen... ...karşında beni bulursun. Ses neydi ya? Bir şey kırıldı galiba, ben bir bakayım. Anne dur. Gitme. Beni rahat bırak. Ne olur beni rahat bırak. Benim yüzümden mi oldu? Oh, kuzum benim, olur mu öyle şey? Elvan ablanın biraz sinirleri bozulmuş. Ben iyi olsun diye kendi ilaçlarımdan vermek istedim. Kuzum benim, senin ilaçların ona iyi gelmez ki. Belli ki ona başka ilaç lazım. Şşş. Feryal Hanım. Bakın ben nasıl ikna edeyim? Ceylan bir daha dönmez ki bu eve. Hiçbir şey imkansız değildir Aytül. Of, ya
ama ben şimdi ne diyeyim ona? Sen açtın başıma bu işi. Tayland'a tutturdu dönecek diye. Maaş falan ne istiyorsa hallederiz. Feryal Hanım bakın. Mesele para değil. Bunların zaten parası yok. Ama nelerine güveniyorlar bilmiyorum. Gururlarından ölürler bunlar. Her gururunda bir sınırı var canım. Ceylan'da yoktur işte. Ya bakın Feryal Hanım ne olur. Yemin ederim böyle bir şey olacağını bilseydim onu bu eve getirmezdim. Vallahi hiç... Tamam yeter Aytül, anlaşıldı. Peki kovuldum mu ben şimdi? Şimdilik hayır. Çok teşekkür ederim Feryal Hanım. Sağ olun. Aytül'le konuştum. Kızın dönmesinin bir yolu yok diyor. Bana Aytül'ün lafıyla mı geliyorsun? Ha kızın dönmesini istemiyorsan onu söyle. Benim için o kızın bu eve dönmesinden başka seçenek yok. Taylan, anlıyorum. Kız bedel ödesin istiyorsun. Tamam. Bırak o zaman hayatı burunlarından getireyim. Fakat bu eve geri dönecek ne demek anlamıyorum. O zaman anlamadığın işe karışmayacaksın Feryal'cığım.